Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru ön cevapta siyasette indirimli imkan satışları başlığını konuşmak istiyorum. Aslında buna ilham veren şey Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti etrafındaki kulisler ağırlıklı olarak ama başka alanlardaki gelişmeler de aslında bu başlığın altında toplanmaya müsait. Ama vesile olduğu için Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti üzerinden başlayalım. İlk soruyu oradan soralım. Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti etrafında kulisler neyi hareketlendirdi? Malum en önemli gelişme işte toplantıda Serok Erdoğan sloganının atılmış olması. Serok Erdoğan sloganı daha önce Ahmet Davutoğlu için kullanıldığı ve Bahçeli'nin bir tür suçlama vesilesi yaptığı bir hadiseydi. Malum Biji Serok Apo sloganının bir tür örgüt bağlılığı işaret etmesine gönderme yaparak Ahmet Davutoğlu'na Serok Apo denmesini eleştirmişti Bahçeli. Tabii şimdi Diyarbakır'da Erdoğan için bu sloganın kullanılması etrafında bir tartışma başladı. Muhalefet aktörleri de bunu kullanıyor. İşte Gelecek Partisi de kullanıyor filan. İşin bir bu tarafı var. Bir de tabii orada yapılan açıklamalar var. İki tane önemli şey var. Erdoğan 2005 çizgisinde dedi ve yine bazı AKP'liler çözüm sürecini biz bitirmedik. Zaten karşı taraf bitirdi tezini tekrar gündeme getirdiler. Ama bir süredir zaten işte yeni bir açılım süreci mi olacak, Kürt oylarına AKP'nin ihtiyacı filan meselesi etrafında bir tartışma devam ediyordu. Bunun HDP tarafında da, Kürtlerin tarafında da, AKP tarafında da, diğer muhalefet aktörleri açısından da bir kulis değeri hep vardı. Çözüm süreci bittiği andan itibaren yeniden gelir mi tartışması hep devam edildi. Ve aslında Kürt meselesiyle ilgili iktidarın başlangıçtan itibaren hep bir ihtimal satışı olarak bu konuyu gündemde tuttuğunu biliyoruz. Ve aslında bir takım sembolik adımlar atılmış olmasına rağmen aslında çok da somut bir şey yapılmadan yapılabileceği ihtimali bu konuda hep bir siyasi getiri imkanı olarak kullanıldı. Elbette bunun neden olmasın, bu sahiden bir pazarlık zemini olabilir fikri bu iddiaları, bu pazarlık ve imkan satışı hikayesini canlı tutmaya yetti ve muhalefet aktörleri de bir biçimde buna katkı verdiler. Şimdi çözüm sürecini biz bitirmedik iddiası tabii çok gerçekçi değil. Çünkü her şey gözümüzün önünde yaşandı. Bugün gazete duvarda İrfan Aktan'ın aslında sadece 15 gün, 7 Haziran'ın bir hafta öncesi ve bir hafta sonrası ile ilgili bir küçük kronolojisi var. Ona bakmanızı tavsiye ederim. Bu konuda bir fikir verecektir. Yıllardır yaşanan neydi? Yani çözüm sürecini kim bitirdi tartışması öyle bir kapalı kapılar altında ve kimsenin bilmediği bir süreç olsa bile gözümüzün önünde yaşanan yıllar var. Ve neler yapıldığını herkesin gördüğü. Dolayısıyla böyle kim bitirdi, aslında kim baştan itibaren hep aynı noktadaydı tartışması böyle bir bilinmezliği konuşur gibi konuşulabilecek bir şey değil. Ayrıca çok açık biçimde burada sıradan insanları, seçmeni bir iradesiz kalabalık gibi düşünüp bu müzakere süreçlerini çok dar aktörlerle sürdürmeye çalışmanın da devam ettiğini, bu tür bir aklın
sonuç alabileceğine ilişkin inancın devam ettirilmek istendiğini görüyoruz. Çünkü zamanında Serok Ahmet denilen Davutoğlu'nun 7 Haziran dönemecinden sonra nasıl bir etkisi olduğu ya da AKP'ye bunun nasıl bir katkısı olduğunu da görebiliriz. Ve şu anda da satışa sürülen ya da bunun etrafında kulisler oluşturulan ve her iki tarafında işte sıkıştı, bize ihtiyacı var iddiasını dile getirdiği imkan ya da pazarlık süreci kimin ne vereceğinin hala belirsiz olduğu, kimin ne sağlayacağının hala belirsiz olduğu ve muhataplarının da netleşmediği bir tablo halinde sürüyor. Yani aslında AKP'liler şunu diyor, AKP'de bir takım Kürtler var. Dolayısıyla tıpkı muhalefetin diğer bütün itirazı olanlara söylediği gibi işte bize oy verin sonra after party yaparız gibi AKP'de Kürtler var, AKP'ye oy verin sizin için daha iyi olurdan daha başka bir şey söylüyor değil. Olayın tablosu bu. Yani dolayısıyla bu yapılanlar hemen nasıl sonuç verecek üzerine konuşulacak henüz çok fazla bir şey yok. Ama bunun siyasi zemini belirleyen bir tarafı var ve biraz bunu konuşmaya ihtiyaç var bu anlamda. Bu imkan satışı meselesi sadece tabii ki bu sorunla ilgili değil. Malum bu başkanlık rejimini getiren temel tezde işte önce 400 milletvekiliyle başlayan daha sonra verin yetkiyi size nasıl bir güçlü Türkiye yaratacağımızı gösterelim tablosu hep yürürlükteydi. Dolayısıyla ekonomide veya diğer alanlarda da bu imkan pazarlaması ve siyasetin muayyel imkanlar üzerinden yürütülmesi, somut, belirgin, kaynağı ve sonucu tanımlanmamış vaatlerle yürütülmesi hep karşımıza geldi. İşte verin yetkiyi, faiz de düşsün, enflasyon da düşsün, büyüme de artsın, Türkiye uçsun denilenin sonuçlarını da gördük. İşte 2023 hedefi, şimdi 2053 hedefi, sonra 2071 hedefi gibi sürekli ileriye itilen ve sadece imkan, müjde ve geleceğe dair nasıl olacağı belirsiz vaatlere dayalı olarak devam ettiriliyor. Dış politikada aynı şekilde işte etkimiz artıyor, gücümüz artıyor, İHA'larımız var, SİHA'larımız var, onlar uçacak, biz masalara oturacağız, alandayız, masadayız, oradayız, buradayız, herkesten her şeyi alırız, sonsuz pazarlık imkanlarımız var şeklinde yürüyen bir imkan pazarlaması orada da hep devam etti. Yani toplumsal meselelerde, siyasi meselelerde, dış politika sorunlarında, ekonomide hep muayyel bir imkan pazarlamasını siyasetin bütün alanlarında yürürlükte görüyoruz. Ama bu sadece ihtimalleri satmanın ürettiği balonların özellikle iktisatta çok denenen bir yöntem, bir tür birikim modeli olarak her türlü imkanın satılabilir olduğu bir küresel iktisat işleyişi var. Ama çok yakın geçmişte mesela 2008'de yaşanan mortgage krizi gibi başka balon ihtimaller üzerinden oluşmuş ekonomik balonların patlamasının nasıl sonuçlar verdiğini hem çok ciddi çöküntüler yarattığını hem de yapısal sorunları nasıl derinleştirdiğini gördük. Aslında siyasetteki bu imkan pazarlaması meselesi de benzer sonuçlar yaratıyor. Muhayyel bir geleceği satmak ya da bir imkanı pazarlamak bazı durumlarda
çok dikkat çekici ya da cezbedici imkanlar olarak ortaya sürülebiliyor, sonuç da alabiliyor. Bugün de mesela muhalefet aktörlerinin, şimdi biraz önce Diyarbakır gezisi dolayısıyla Kürt seçmen üzerinde kurulan bir imkan pazarlaması meselesini gördük, ama bir tarafıyla da muhalefet de aslında şu anda kendi kazanabilme ihtimalini satışa çıkarmış durumda ve temel tezini, siyasi tezini büyük ölçüde buna bindiriyor, görünüyor. Tabii ki bu işte söylediğim gibi üçüncü soruda bu projecilik ya da siyasetin taktik meseleye indirgenmesi ve Türkiye'de dönem dönem yoğunlaşan ama süreklilik kazanan bu imkan satışı, siyasette imkan pazarlanması, imkan satışı meselesi elbette Türkiye'de icat olmadı. Çok uzun bir süredir politik tercihlerin belirsizleştirildiği, aslında ideolojilerin boş olduğunu iddia eden çok kuvvetli bir ideolojinin egemenliğinde gerçekleşmiş bir durum. Vaatler ve imkanlar büyük ölçüde tercihlerden kopartılarak, yani hangi sonuca ulaşmak için, hangi vaadin gerçekleşmesi için, hangi tercihin kullanılacağı, hangi kaynağın kullanılacağı, hangi tercihin değiştirileceği açıklık kazanmadan sadece bir lütuf gibi ortaya konulan ya da bir reklam sloganına indirgenen ya da bir promosyon gibi insanların önüne konulan bir meseleye dönüşüyor siyasi alan ve bu taktik ve sadece projecilikten ve reklam sloganlarından ibaret siyaset algısı aslında ideolojiler boş hikayesinin arkasındaki son derece tutucu ideoloji, başka hiçbir şey yaşama hakkı tanımayan aslında kendisi çok katı bir ideolojik tutum siyasetin bütün yapısını belirliyor ve bu Türkiye'de icat edilmedi. Bu senelerdir dünya siyasetinin bir meselesi ve dünya siyasetinin yaşadığı yapısal sorunların işte merkezin çöküşü, popülizmin yükselişi, otoriterliğin tırmanması, demokrasinin zayıflaması ve pek çok komplikasyonu beraberinde getiren bir süreci. Çünkü burada seçmenle siyaset arası siyasetin kurduğu ilişki bir oy hizmet alışverişine indirgeniyor. Alınan oy da oyla alındığı, satın alındığı sanılan imkanlar da aslında bir borç alacak ya da bir alışveriş ilişkisine dönüşüyor. Ve seçmen, vatandaş dediğimiz insan aslında siyasetin müşterisi haline geliyor. Siyasetin müşterileri olunca onun da bir esnafı oluşuyor ve dolayısıyla aslında herkesin sonucu ondan beklediği ama kendisi boş ve çözüm üretemeyen bir alana dönüşüyor ve bu antisiyasetin, bu aslında siyasetsizleştirme ataklarının kendine gerekçe bulduğu bir zemini de yaratıyor. Yani kendi gerekçesini üreten bir anti siyaset her şeyi ele geçiriyor. Yani bize ihtiyaç var diye düşünen seçmen ya da çeşitli politik gruplar bir şey kopartma üzerine, o mevcut imkanın içerisinden bir şey alma üzerine siyasi aktörler de biz bu bir takım imkanları satışa sunarak ya da öne koyarak, vaat olarak ileri sürerek geçici destekler sağlamaya dönük bir zemin oluşturuyorlar. Bu birbirini besleyen bir anti siyaseti geliştiriyor. Peki bu süreç şu anda Türkiye'de içinde yaşadığımız süreç hep sıkıştığı için bir siyasi değişime
mecbur olduğu Erdoğan'ı nasıl etkiliyor? Aslında bir süredir başka yayınlarda da söylediğim gibi Erdoğan'ın her şeyin merkezine yerleştirilmesi çabası sadece Erdoğan'ın ve onun yakın çevresinin yaptığı değil, onun tam karşısında olanların da hizmet ettiği, beslediği bir süreç olarak işliyor bir süredir. Aylardır, hatta belki birkaç senedir gündemi kaybeden bir Erdoğan görüyoruz. Gündemi eskisi gibi kolay yönetemeyen, ele geçiremeyen, belirleyemeyen bir Erdoğan ortada. Ama ona bu gücü yeniden kazandırmak için de çok boyutlu bir çaba yürüdük. Önce işte çok sıkıştı, kuşatıldı, yalnız bırakıldı iddiaları gündeme geldi. Bunlar hep aslında Erdoğan'ı merkeze yerleştiren tutumlar. Daha sonra şimdi işte önümüzde olan açılım yapacak, pazarlık yapacak, İyi Parti ile mi anlaşacak, HDP ile mi bir zemin arayacak, yoksa işte diğer ittifak ortağını değiştirip diğer seçeneklere mi yönelecek gibi, o değişecek, her şey değişecek üzerine kurulu bir pazarlık ve imkan alanından bahsediliyor. Pek çok kaynaktan beslenerek bu tür kulisler gündeme getiriliyor. Onun kaybetmesinin aslında herkes için bir imkan yaratabileceği iddiası ortaya atılıyor. Yani bir tür zayıflığından kaynaklanan ona bir güç vehbetme halinin yürürlükte olduğunu görüyoruz. Ve bu aslında imkan satışına bağlı siyaset zeminini güçlendiren ve onun merkezine de Erdoğan'ı yerleştiren bir tutum haline geliyor. Ve aslında gündemi kaybeden Erdoğan'a birileri sürekli gündemi taşıyorlar. Ya da gündemin merkezinde onun olduğu bir takım bilgiler, kulisler çok fazla ortalığa saçılıyor. Ve aslında yaşanmakta olan problemin kendisine dair tartışma ya da siyasetin büyük ölçüde onun etrafında, sorunların etrafında oluşması engelleniyor. İmkanlar ve bu imkanları kısa vadedeki çözümleri ya da pazarlık zeminleri üzerine kurulu dar bir siyaset anlayışı, daha taktik alana sıkışan bir siyaset anlayışı öne çıkıyor ve bu Erdoğan'ın avantajına oluyor. Bir de tabii son olarak vazgeçilmez bir şey, muhalefetten de bahsetmek gerekiyor. Tamam, iktidar cephesinin aslında hiçbir şey yapmayarak işte bu yüzden indirimli imkan satışları başlığını kullandım. Aslında bir şey yapmadan sadece yapabileceğini bir ürün olarak ortaya koyması yanında muhalefetin de benzer bir tutuma yakın davrandığını görüyoruz. Muhalefet de şu anda özellikle son anketlerin gösterdiği bir şeyle, bir tabloyla odaklandığı noktayı epey değiştirmiş durumda ve şu anda büyük ölçüde kazanma ihtimalini satan, ondan başka bir şey söylemeyen, işte bunun için after party şeyleri çıkıyor. Yani biz kazanabiliriz. Kazandıktan sonra her şey olur. Dolayısıyla aslında bizim kazanma ihtimalimizi desteklemeniz gerekir diye seçmene sadece kendi kazanma ihtimalini bir ürün olarak önüne koyan bir tutum içerisinde görüyoruz. Hatta o kadar ki artık sistemi değiştirmek, bütün bu problemlerin kaynağı olan sistemi değiştirmek, bunu devletin her tarafına çökülmüş ve çözülmüş ve çürümüş devlet kurumsal yapısını tamir etmek, demokrasinin ve siyasi alanın
yeniden oluşması için çaba göstermeyi falan bırakıp artık kendi ideal başkanını arayan tutumların bile ya da bunların öne çıkartıldığı tutumların bile gündeme getirildiğini görüyoruz. Gerçekten birlikte bir demokrasi revizyonu, restorasyonu her neyse yapmanın arayışı böyle bir demokrasi için birlik fikrinin yerine muhalefet cephesinde işte en doğru adayla kazanma formülü ya da içimizden içimize sinecek aday arayışı meselesinin öne çıktığını ve dolayısıyla böyle bir daralma yaşandığını görüyoruz. İşte asıl mesele başkan kim olsun noktasına kadar varmış durumda. Ama bu evet kazanma ihtimali iktidarlar içinde, onun alternatifi olan muhalefet aktörleri içinde en kolay satılır ve sonuç alınabilir malzeme. Ama aynı zamanda kalitesiz bir mal. Çünkü asıl olarak kazanıldığında neyin kazanılacağını ifade etmeyen bir kazanç satışının kazanan tarafta olmak gibi bir avantajla seçmeni ikna etmenin, aslında bu gerçek bir ikna değil, sonuç vermediği ve aslında kazananın ne olacağının belirsiz kaldığı bir tablo olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve ayrıca bu seçmeni de iradesiz sayan ve sadece bu tür bir pazarlama faaliyetiyle etkilenebilecek bir müşteri gibi algılanması sürecini de devam ettiriyor. Tabii ki bu tür süreçler bugün Türkiye'de yaşadığımız gibi kararsız bloğunda birikmiş kalabalıkları etkilemeye aday tutumlar. Bu tür sonuçlar alabiliyor. Ama bunun orta vadedeki karşılığı antisiyaset zemininin daha da derinleşmesi ve gündemi ele geçirmesi. Şu anda Türkiye'nin siyasi gündemi son birkaç aydır ama birkaç haftada daha da yoğunlaşmış biçimde. Özellikle de iktidarın bir süre sonra kontrolünü kolayca eline alabileceği biçimde bu anti siyaset zeminine doğru hızla daralmakta olduğunu düşünüyorum. Bunun açılabileceği imkanların kaybedilip sadece indirimli imkan satışlarıyla bu havanın negatif bir değişim geçirdiği kanaatindeyim. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize tekrar iyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.